Herkese merhabalar. Madde döngüleriyle beraberiz. Süper bir ders bizi bekliyor. Burada da gördüğünüz gibi aslında madde dünyada sürekli hareket halinde. Su döngüsü var, karbon ve oksijen döngüsü var, azot döngüsü var ve biz bu döngüleri teker teker inceleyeceğiz. Nasıl hayat devam ediyor ve bu şekilde işte yağmurlar yağıyor, aynı zamanda işte arabalar egzoz çıkartıyor, fabrikalardan kötü dumanlar çıkıyor. Biz oksijen alıyoruz ciğerlerimize, bunu fotosentez sayesinde bitkiler sağlıyor. Aynı zamanda azot döngüsü de bizim için çok değerli bir olay. Çünkü aslında bizim protein dediğimiz ve kaslarımızı oluşturan, tırnaklarımızı, saçlarımızı, her şeyimizi oluşturan aslında proteinle, azotla bağlantılı olduğu için bizim için gayet önemli. Aslında bu döngülerin hepsine teker teker detaylı bir şekilde bakacağız ve bunların her birisinin hayatımıza dokunan tarafları var ve bunları beraber öğreneceğiz. O zaman programımıza uygun bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Programımıza uygun bir şekilde sizinle beraber teker teker bütün konuları işlemeye devam ediyoruz. Hızlanma kampımızı tamamladık. Şimdi madde döngüleri ve çevre sorunlarıyla beraberiz ve süper bir şekilde ödevlerimizi de yapacağız programımıza göre. Hadi bakalım o zaman dersimize geçelim. Madde döngüleri deyince aklımıza belli kavramların gelmesi gerekiyor ve ne demek istediğimizin tam anlaşılması gerekiyor. O yüzden şöyle düşünelim. Doğa Tonguç'cum aslında birçok maddenin tekrar tekrar belli yerlerden belli yerlere gelmesi. Mesela Tonguç, sen portakal yiyor musun? Tam yiyeceğim hocam. Portakalı çok seviyorum. Portakalın içindeki vitamin senin vücuduna giriyor mu yediğin anda? Giriyor. Süper. Peki sonrasında tuvalete gittiğin zaman senin vücudundan dışarı çıkıyor mu Tonguç evladımın bazı evet, şeyler? Evet hocam. En önemli işimiz bu bazı zaten. Bazı şeyler toprağa geçiyor. Topraktan sonra o ağacın dibinde gübre olarak kullanılıp tekrar portakalın içine giriyor mu? Giriyor. Tezek diyorlar hatta benim. Aynen, bu bir döngü aslında. Canlıların işte ihtiyaç duydukları maddelerin canlı ve cansız çevre arasındaki dolanımına, yani işte toprak var, insan var, bitki var falan, canlı olanlar insan ve bitki, cansız olanlar mesela toprak mesela. Bunların arasındaki dolanıma biz madde döngüsü diyoruz sonuçta. Canlı vücudu hava toprak arasında birçok maddenin dolanımını yapıyor. Dolanım demek aslında dönmesi demek. Tüm canlılar için hayati ihtiyaç nedir Tonguç evladım sence? Su. Harika, mükemmel. Suyun renginde yazmak istiyorum sana. Tüm canlılar için hayati ihtiyaç su. Olmadan canlılar yaşayamaz. Canlılığın hemen en temel şartı su. Ve aynı zamanda solunum ve fotosentez için ne lazım bize biliyor musun? Solunum ve fotosentez için bak, bu önemli. Yeşil kıyafetler. Hayır efendim, ne diyor, dangoz musun? Oksijen lazım Tonguç. Oksijen alıp. Oksijen aldık. O karbondioksit verdik değil mi Tonguç'um? Evet. Verdiğimiz şey karbondioksit. Peki bu bizim için faydalı, bizim için aslında atık değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Bitkiler için tam tersi. Bitkiler için bu faydalı ve bu ise oksijen ise onlar için atık. Ve biz bu atığı çok seviyoruz değil mi Tonguç evladım? Bayılıyorum ben hocam. Bayılıyoruz. Her sabah oksijen, en az bir bardak. Oksijen almadan yaşayamayız o yüzden. Canlıların yapı taşı olan protein yapısında ne var Tonguç biliyor musun? Çok önemli, bak çok önemli bir maddeye geldik şimdi. Gerçekten sınavda soruların en fazla çıktığı maddeye hoş geldiniz diyorum. Canlıların yapı taşının proteinin, yani bizim kaslarımız, bilmem neyimiz, her şeyimiz, saçlarımız, tırnaklarımız, her şeyimizin yapısında olan proteinin yapı taşında en önemlisi ne biliyor musun Tonguç'um? Nedir hocam? Azot denilen çok önemli bir atom. Ve bu atom olduğu zaman biz rahatlıkla protein üretebiliyoruz. Yani biz kendimizi yapabiliyoruz. İşte bu üç tane madde üzerine duracağız. Su en önemlisi. Sonra oksijen ve karbondioksit. Solunum ve fotosentez için önemli. Ve yapı taşı için, protein için de azot diyoruz. Ve geldik su döngüsüne, başlıyoruz ve ilk maratonumuz başlıyor. Döngü döngü su döngü. Aynen, tebrik ediyorum seni. Tonguç'um, bir kere dünyada belli bir su miktarı var. Bu su miktarı böyle dönüp dönüp tekrar bizim bir... Mesela içiyoruz suyu Tonguç. Sonra içtikten sonra ne yapıyoruz Tonguç'um? Çişimizi. Harika. Çişimizi yaptıktan sonra o çiş nereye gidiyor Tonguç evladım benim? Klozete. Hayır, klozetten sonra nereye gidiyor? Denizlere gidiyor. Denizlerden sonra ne yapıyor peki Tonguç evladım benim? Yüzerken ağzımıza kaçıyor. Ama o temizleniyor tabii öylece. Hayır, yüzerken ağzıma kaçmıyor. Öyle dangolusu. Mesela güneş... Sonra tekrar tuvalet, sonra tekrar yüzerken ağzımıza. Evladım, iğrenç bir adamsın. Bak, güneş ışınları sayesinde ne yapıyor aslında? Buharlaşıp gökyüzüne. Buharlaşıp gökyüzüne. Mükemmel zekisin. Buharlaşıp gökyüzüne çıktıktan sonra ne oluşturuyor? Bunu yağmur, bulut. Bulutları, bulutlardan sonra. Çiş bulutu. Hayır, saçmalama, çiş bulutu değil. Yani su, normal tertemiz su. Çünkü su buharlaşırken yanında hiçbir madde almaz. Sadece H2O'yu alır. Normalde senin çişinin kirlenmesini sağlayan şey H2O'nun, yani suyun yanındaki
yabancı diğer maddelerdir. H2O'nun yanında mineraller bilmem ne üre falan vardır. Ama sen buharlaştığın zaman sadece su buharlaşır. Dolayısıyla hiç mesela pis değil, hiç merak etme. Sonra bu buharlaştıktan sonra artık soğuk bir havayla karşılaşınca ne oluyor Tonguç evladım benim? Yağmur yağıyor. Mükemmel. Ve sen ne yaşıyorsun evladım benim? Su döngüsüne kaçamayan bir dram yaşıyorum. Aynen, şemsiyeden dolayı falan filan. Sonuçta yağmur yağdıktan sonra peki bu nereye gidiyor bu yağmur biliyor musun Tonguç'um? Bitkilerin köklerine gidiyor. Bitkiler kökleriyle bu yağmuru alaraktan ne sağlıyor aslında? Fotosentez sağlıyor ve aynı zamanda kullanıyorlar. Ama Tonguç çok enteresan. Ben ve bitkiler bu şeyi içiyoruz değil mi Tonguç evladım benim? Suyu içiyoruz. Yani yağmur yağıyor. Ondan sonra dağ kaynaklarının içine süzülüyor. Bu süzülmeden dolayı ben o kaynak suyunu içiyorum falan filan. Ve sonrasında ne yapıyorum Tonguç'um? Solunumla ve terlemeyle bu suyu veriyorum. Nasıl veriyorum biliyor musun? Bak şu anda elini mesela şu ağzına yaklaştır ve yap, tamam, burasının ıslandığını hissedeceksin. Veya bir cama yaklaşsan mesela böyle yapsan ıslanacak. Çünkü sen solunumla beraber nefes verirken sadece karbondioksit bir de su da veriyorsun. Su buharı da veriyorsun. İşte sen solunumla su buharı veriyorsun ve aynı zamanda Tonguç evladım benim ne sağlıyorsun? Terleme sayesinde. Bitkilerle terler. Bunu unutma. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Bitkilerle terler. Senle terlersin. Hayvanlarla terler. Ve bunlar da hep havaya gider. Hepimiz kardeşiz. Aynı buharlaşma gibi yoğuşmaya yol açacak sebepler. Sonrası Tonguç'um bak. O zaman buharlaşma ilk basamak. Bu çok önemli. Sonra yoğuştu. Yağmur yağdı. Buna biz aslında ne diyoruz Tonguç evladım? Yoğuşmadan sonra yağış geliyor aslında. Yağış, yağmur, dolu, kar olabilir. Sonra solunum ve terleme oluyor Tonguç evladım benim. Solunum ve terlemeyle yine yukarı çıkıyor. Ve aynı zamanda süzülme dediğimiz şey oluyor. Süzülme dediğimiz şey ne biliyor musun? Oradan bu yağışlardan süzülen sular tekrar bu yeraltı kaynaklarına veya denizlere karışıyor diyoruz. Bu tekrar dönerekten bizi besliyor diyoruz. Geldik bir tane yeni nesil bir soru ya. Bakalım senle beraber. Bir güzel bir soru hocam. Bakalım, gerçekten enteresan bir soruya benziyor. Yapay yağmur adlı etkinlik için hazırlanan deney düzeneği içerisinde bir miktar su bulunan cam kabın üzerine şeffaf naylon poşet ile kaplatılmıştır. Poşet üzerinin sıcaklığı 0 derece olan buz parçası yerleştirmiştir. Enteresan, bak buraya şeffaf bir naylon, burası hepsi kaplı ve bunun üzerine buz koymuşlar. Sonra bir süre sonra cam kap içerisinde bazı hal değişimi olayları gözlemleniyor. Buna göre yoğuşma sonucu meydana gelen yağışlar su döngüsüne katkı sağlar falan filan. Hangi oluşabilir? Şimdi Tonguç bak, aşağıda bir aslında şey var, su var. Burası tamamen bir su. Bu suyu hatta şöyle arkadan da şöyle çizelim. Bu arkadan kutunun arkası aslında, şöyle çizersek. Şimdi Tonguç'um aslında bu su buharlaşıyor değil mi Tonguç'um? Bu su buharlaştığı zaman yukarıya çıkarken ne oluyor aslında? Bu buz kütlesiyle karşılaşıyor. Ve bu buz kütlesi karşılaştığı zaman ne oluyor? Aslında burada artık soğuyan su buharı aynı bulutların yağış getirdiği gibi yağış haline dönüşüyor. O zaman yoğuşma sonucunda meydana gelen yağışlar su döngüsüne katkı olurlar. Bunu sağlayabiliriz. Neden diyeceksin? Çünkü burada bir yoğuşma olayı olacak bu buz parçası yüzünden. Çünkü yükseklerde hava soğuktur, bunu unutma. O yüzden yağmur yağar zaten. Buharlaşma ile atmosferdeki su miktarı artar. Evet, gerçekten de burada sen buharlaştırdığın zaman suyu, buradaki su miktarı, havadaki su miktarı artacak. Bunu da sağlar, zaten göreceksin buradaki nemlilik çok artar. Hatta cam böyle buğulanır gibi bir şey olur. Hava olayları su döngüsüne doğrudan etkilidir. Hava olayları gerçekten hani yağış mesela, ondan sonra sıcaklıktan dolayı buharlaşma, bu da gözlemlenebilir. Neden? Çünkü sen yağmur dediğin şey aslında aşağı doğru tekrar düşecek, sonra tekrar yukarı çıkacak, sonra tekrar düşecek. İşte bu su döngüsüdür diyoruz. Dolayısıyla hepsi sağlanabilir, hepsine ulaşılabilir bu deney sayesinde. Bu da çok önemli bir deney. Zaten sınavlarda deney sorusu gelmesini bekliyoruz. Geldik oksijen ve karbon. Hani oksijen ve karbon döngüsüne Tonguç'um. Bir kere biz nefes alırken ne alıyoruz? Oksijen. Ne veriyoruz? Karbondioksit. Peki bitkiler ne alıyor? Karbondioksit. Ne veriyor? Oksijen. Bu kadar, bitti bu kadar. Yani aslında bilmen gereken tek temel şey bu. Ben çıkabilir miyim hocam? İşim evet, şimdi zaten çıkabilirsin. Artık dersim bitmiş. Sağ olun, ağzınıza. Saçmalama evladım. Aynı zamanda bizim gibi arabalar da oksijen alıp karbondioksit veriyor. Bak Tonguç, sen, hayvanlar, arabalar ve fabrikalar hepiniz birsiniz. Hepiniz aynı şeyi yapıyorsunuz. Oksijeni. Hepimiz biziz. Hepiniz oksijeni tüketiyorsunuz ve karbondioksit veriyorsunuz. Ama bitkiler ne yapıyor?
yeter artık durun diyor ve bizi kesmeyin diyorlar ve ne alıyorlar? Karbondioksit bu oksijen veriyorlar. Bize faydalı bir şey yapıyorlar. Ve aynı zamanda Tonguç çok enteresan bir şey daha söyleyeceğim sana. Biz öldükten sonra çürüyoruz ya. Evet hocam. Ve bitkiler öldükten sonra da çürüyor. Aynı onlar da canlı. Ve sonra bu çürüme sonucunda da fosilleşiyorlar Tonguç'um. Bu fosiller de kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlara dönüşüyorlar. Bu fosil yakıtları biz nerede kullanıyoruz? Petrolü arabalarda kullanıyoruz. Kömürü fabrikada kullanıyoruz. Doğalgazı evlerimizde ısınma için kullanıyoruz. Ve bunları yaktığımız zaman da aynı bizim gibi, arabalar gibi, fabrikalar gibi. Oksijen alıp kirletiyoruz. Aynen, oksijen alıp karbondioksit. O yüzden lütfen ama lütfen ağaçları kesmeyelim diyoruz ve bir mesaj vermiş olduk. Yaş kesen baş keser. Etkili olaylar bunda, oksijen ve karbondioksitinde. Fotosentez ve solunum, bu çok önemli. Ve aynı zamanda unutmayalım Tonguç'um, yanma dediğimiz şurada olay vardı ya hani, bunları yakıyoruz. Bu yanma, burada da yanma ve benim içimde de oksijen solunum aslında bir yanmadır. Benim de içim yanıyor hocam. Bu, evet, içimiz yanıyor gerçekten. Bu yanma dediğimiz olayda da ne yapılıyor aslında? Oksijen alınır ve karbondioksit verilir, değil mi Tonguç'um? Dolayısıyla bu yanma dediğimiz olayda da aynı oksijenli solunum gibi bir olay oluyor. Ama bitkiler bunun tam tersi, bir unutmayalım. Ve aynı zamanda organizmaların ölüp toprağa karışması da nedir Tonguç'a öğrenmeyeyim? Karbonun toprağa geçmesidir. Sen öldükten sonra ne oluyor? Senin vücudundaki karbon var Tonguç. Bak bu çok önemli. Senin vücudunda ne var en fazla? En fazla atom hangisi var? Karbon. Mükemmel zekisin. Neden bildiğimi çok iyi söylediniz. Evet, bravo diyorum sana. O zaman karbon dediğimiz bu madde, bu atom insanların yapısında, canlıların yapısında en fazla olan maddedir. Bunlar toprağa karışınca aslında karbon da toprağa geçmiş. Bir nevi karbondioksit de toprağa geçmiş oluyor. Sonrasında yanma sayesinde tekrar havaya çıkıyor diyor. Evet, bir tane model sorumuz var Tonguç, senle beraber kaç yapalım. Kaç model hocam bu soru? 2019 model, tebrik ediyorum seni. Geldik yukarıda oksijen ve karbondioksit gazlarına ait döngülerin şeması verilmiştir. Tamam, verdik. Buna göre verilen hangileri atmosferdeki karbondioksit oranını artırır? Tonguç, atmosferdeki karbondioksit oranını arttırmak, bak atmosferde %1'den az karbondioksit var, bunu söylemek istiyorum. Çok az var. Oksijen ne kadar biliyor musun? %21 atmosferde oksijen var diyebiliriz. Peki geldik Tonguç'um. Üreticiler ve tüketiciler. Üretici deyince aklına ne geliyordu Tonguç? Söyler misin bana hemen? Fabrikalar. Hayır, dangoz mu? Adam o da. Üreticiler demek canlılardan üreticiler. Yani bitkiler, yeşil bitkiler. Tüketiciler deyince biz, hayvanlar, işte mantarlar, hepsi tüketici. Şimdi Tonguç, üreticiler karbondioksiti alıyorlar. Çünkü bitkiler fotosentez yapıyor. Ve ne yapıyorlar? Aslında oksijen veriyorlar tüketicilere falan filan. Yeşil bitkilerin fotosentez yapması atmosferdeki karbondioksit oranı arttırır mı? Hayır, arttırmaz. Tam tersini azaltır. Çünkü karbondioksit alıyorlar. Bu yanlış bir ifade diyoruz. Geldik. Ayrıştırıcıların solunum yapması. Ayrıştırıcı dediğimiz canlılarsa ölü organizma ve atıkları yiyerek ne yapıyor? Bak buradan bir ok çıkartıyor. Karbondioksit ve oluşturuyorlar. Dolayısıyla ayrıştırıcılar o atmosferin karbondioksit oranını arttıran maddeler. Dolayısıyla bu arttırabilir diyebiliriz. Fosil yakıtların yakılması. Zaten solunum diyeceğim, ne diyeceğiz? Oksijen alıp karbondioksit verme diyeceğiz. Bunu unutmayalım. Fosil yakıtların yakılması, Tonguç öğrenmeyi mi? Buradan hemen öldükten sonra fosilleşiyor. Fosilleri de biz yaktığımız zaman yanma olayında karbondioksit ortaya çıkıyordu. Bu da doğru diyoruz. O yüzden cevabımız deniz diyoruz ve geçiyoruz. Azot döngüsü sınavlarda en fazla sorunun geldiği yerdir. Onu söylemek istiyorum sana. Geçtiğimiz senelerde hep bundan soru geldi. Ama bilmiyoruz. %100 emin değiliz ama %90 soru bundan geliyor. Çünkü canlıların temel yapısında ne var? Azot var. Ve atmosferde ne kadar azot var biliyor musun Tonguç'um? %8. Hayır, %78 azot var. Oo. Yani atmosferimizin çok büyük. Şu an nefes alıyoruz ya. Nefes aldığımız zaman aslında ciğerlerimize azot giriyor en fazla. Oksijenin 4 katı azot giriyor. Dolayısıyla azot çok fazla var. Ve bu azot bizim için çok faydalı bir şey. Şimdi bu azot nerede kullanıyoruz? Proteinler için kullanıyoruz. Tonguç'um şunu unutmayalım. Dünyada %78 azot var ama biz bunun hepsini kullanamıyoruz. Ve bunu kullanabilmem için bir yıldırım denilen bir olay var. Yıldırım havadaki azotu toprağa bağlayabiliyor. Peki ben bu toprağa bağlanan azotu nereden alacağım? Nasıl proteinleri vücuduma geçireceğim? Tonguç'um, bir kere havadaki azot toprağa bağlandı. Ve sonrasında Tonguç'um bunu bitkiler alıyor ve ne üretiyorlar? Mazot. Hayır, mineraller şeklinde alaraktan vitaminler, ondan sonra proteinler üretiyorlar. Ve ben bunları yedikten sonra ne yapıyorum? Mesela burada bir elma yedim mesela. Bunu yedikten sonra veya bu otçul canlılar ot yedikten sonra ne yapıyor? Bu azot vücutlarına geçmiş oluyor. Ve bunlar da
kaka yapıyorlar. Bu kaka nereye gidiyor Tonguç evladım? Toprağa gidiyor. Ve bu kaka da, bu kaka ne oluyor ondan sonra Tonguç evladım benim? Toprağa azot olarak geçmiş oluyor. O aslında gübre dediğimiz şey. Bu ayrıştırıcılar sayesinde tekrar mineralleri ayrıştırılaraktan tekrar bitkiler tarafından kullanılıyor ve tekrar besin olarak üretiliyor. Bazı bakteriler var Tonguç. Çok enteresan bazı bakteriler var. Onu da söylemek istiyorum sana. Bir kere bu bakteriler belli bitkilerin köklerinde yaşıyorlar ve bu köklerinde yaşayan azotu bitkiye aktaran bakteriler var. Azotu bitkiye aktaran bu bakteriler de aslında ne yapıyor biliyor musun? Bunlar havadaki azotu tutabiliyor. Bu havadaki azotu tutarak toprağın yapısına kazandırıyor ve sonrasında bitkilerin büyümesini sağlıyor. Çünkü ne kadar azot o kadar mazot yani o kadar bitki besin üretebiliyor. Zaten gübre dediğimiz şey ne biliyor musun? Gübre. Bitkilere atılan gübre aslında azottan oluşuyor. Bu çok önemli. Azotu ne kadar fazla atarsan İnek kakası. Bitki, yani onun gibi bir şey. Bitki o kadar çok büyüyebiliyor. Çünkü o azot sayesinde protein geliştirebiliyor. Dolayısıyla birkaç tane temel faktör var. Ayrıştırıcılar var. Canlı artık ve atıklarını topraktaki mineraller haline getirip bitkilere veren. Azotu bitkiye aktaran bakteriler var. Havadaki azotu direkt alabiliyor ve bitkiye aktarabiliyor. Aynı zamanda Tonguç evladım benim yıldırım da havadaki azotun toprağa geçmesini sağlıyor. Ve ayrıştırıcılardan bir kısmı da azotu şeye de verebiliyor. Ne denir ona? Hatta şöyle çizelim. Şöyle yapalım. Ayrıştırıcılar şöyle havadaki azota verebiliyor canlı artık ve atıklarını. Hatta şöyle de mineraller haline getirip bitkide verebiliyor diyoruz. Bunlar önemli Tonguç evladım. Hadi gel seninle bir yeni nesil soru çözelim. Çözelim. Doğada tüm canlıların yaşamı için gerekli azotun ideal oranda bulunması gerekmektedir. Azot döngüsüyle atmosferde azot %78 oranında bulunur. Buna göre verilen olaydan hangisi atmosferdeki azot miktarını değiştirmez? Azotu bağlayıcı bakterilerin azotu tutması. Evet değiştirir. Atmosferdeki azot miktarını azaltır. Çünkü havadan alıp toprağa tutuyor. Yeşil bitkilerin fotosentez yapması. Fotosentezle azotun bir alakası yok. Özür dilerim diyorum. Estağfurullah hocam. Yıldırım ve şimşek olayı azotu evet toprağa bağladığı için havadaki azotu azaltıp topraktaki azot miktarını arttırır diyorum. Hangisi değiştirmez? O yüzden yalnız iki diyebiliriz cevabımıza yani Adana diyebiliriz. Çünkü fotosentezle azotun şu anda bir ilişkisi yok. Geldik küresel ısınma. Artık sonuna geldik. Küresel ısınma nedir Tonguç evladım? Küresel ısınma yeryüzünün ısınması sonrasında insanların mont yerine tişört giymesidir hocam. Ya hayır lan dangozlaşma. Şimdi karbondioksit ve ısıyı tutan diğer gazların miktarlarındaki artış ile Tonguç'um. Biz sera etkisi denilen bir olayın eşiğine geldik. Yani dünya koskocaman bir sera gibi oldu. Bu sera etkisi dediğimiz olay aslında dünyanın ısısını kaybedememesi demek. Normalde güneş buradaysa Tonguç'um, güneş buradaysa güneşten ne geliyor? Dünyaya ışınlar geliyor değil mi Tonguç'um? Evet, mesela hocam. Geldi bu ışın ve buradan yansıyıp gidiyor. Buradan bazıları Tonguç'um geriye dönüyor. Atmosferde yansıyor geri dönüyor. İşte bu yansıyanlar, dünyada kaldığı sürece dünyanın ısısı artıyor. Dolayısıyla sen bunun kalmasını sağlayan aslında burada bir ayna gibi bir şey var. Bu ayna dediğimiz şey ise aslında bizim sera gazı olarak bildiğimiz şeyler. İşte karbondioksit, metan gazı, işte su buharı bunların hepsi ayna görevi görerek güneş ışığının içeride kalmasını sağlıyor. Ve bu kaldıkça daha fazla bu gazlar çıktıkça ortaya sen aslında güneş ışığının kalmasını sağlayaraktan dünyanın sıcaklığını artırıyorsun. Dünyanın mesela sıcaklığı son 100 yılda 1 derece falan filan artmış yani. Korkunç bir fark bu. Çünkü bunun sebebi nedir? Bizim yaptığımız affedersin hani hıyarlıklar. Nasıl hıyarlıklar yapıyoruz biz? Arabaları çok daha fazla mazot yakan ve işte daha yüksek benzin yakacak modelde yapıyoruz. Ondan sonra ne bileyim fabrikalarda. Parfümleri dışarı sıkıyoruz. Fabrikalarda hiç filtre koymuyoruz. Ne olursa olsun çevreden bana ne diyoruz. Ondan sonra kişisel bakım ürünlerindeki deodorantlardaki böyle zararlı gazlar umurumda bile değil. Ben yeter ki iyi yaşayayım diyoruz. Çevreyi düşünmüyoruz yani. Olay bu. Tarım ilaçları ve bazı kimyasallar da bunu bozuyor. Dolayısıyla ne hale geldi durum sonra Tonguç evladım benim? Hocam rezil oldu. Kutup ayıları artık çok zor durumda hocam. Aynen ya. Kutup ayıları neredeyse yaşayacak buzul bulamayacak hale geldi. Küresel ısınma arttıkça dünyanın kutuplarında artık olan. Artık çöllere indi hocam kutup ayıları. Aynen dünyanın ne diyorsun? Dünyanın kutuplarında olan bu buzullar erimeye başladı. Erimeye başlayınca da kutup ayıları çöller aslında. Aynen ben karşılaştım hocam. Ne işim var küresel ısınma? Dangozlaşma saçma mı? Şimdi sürdürülebilir
sürdürülebilir kalkınma dediğimiz şey de aslında buna tam alakalı. Sen bu şekilde çevreye zarar verirsen çevrede seni yer öbür gün, ondan sonra da çocuklarını düzgün bir şey kalmaz. Bir gün gelecek. Yani geleceğe daha sağlam bakabilmek için doğal kaynaklara zarar vermememiz ve kaynakları bilinçli kullanmamız gerekiyor. Yani suyu bile çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Su akıyor gidiyor ama biz onu tekrar yeni geri dönüşümlerle kullanmamız gerekiyor. İşte bu planlamalara biz hepsine sürdürülebilir kalkınma diyoruz. Bunun için en önemli birkaç tane olay şu. Birincisi geri dönüşüm. Kağıt, metal, cam, plastik gibi maddelerin geri dönüşümlerini yapmamız gerekiyor. Ve bu geri dönüşümler sayesinde ne yapıyoruz evladım? Biz aslında ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz ve aynı zamanda çevreyi korumuş oluyoruz. Bir de ham madde tasarrufu yapıyoruz. Bu çok önemli. Tasarruf uygulamalarına baktığımız zaman çevre dostu taşıtlar yapıyoruz. Enerji tasarrufu ampuller yapıyoruz. Ve Tonguç'um A sınıfı beyaz eşyalar kullanmamız her zaman çevre için daha faydalı. Tamam birazcık daha pahalı olabilir ama bu uzun vadede sana geri dönüyor elektrik faturasının az gelmesi açısından. Enerji tasarruflu ampuller kullandığımız zaman hem tasarruf etmiş oluyorsun hem de ülke ekonomisinde elektriğini sömürmemiş oluyorsun. Çevre dostu taşıtlar kullandığımız zaman da Tonguç Evren Bey, petrol, kömür, doğalgaz gibi o yakıtlardan çıkan zehirli gazları engellemiş oluyoruz. Gel senle işte gerçekten sınavda çıkabilecek bir soru göstermek istiyorum. Çünkü neden biliyor musun? Artık yeni tarz sorularda birazcık güncel çevre sorunlarına da değinmeye çalışıyorlar. İşte bunlardan bir tanesi. Ekolojik ayak izi yöntemiyle tüketilen doğal kaynakların yeniden üretimi, oluşan atıkların geri dönüşümü için ne kadar hava ve suya ihtiyaç duyulduğu bilimsel olarak ölçülür. Mesela Londra'daki mallar ve hizmetler ayak izi örneği şöyle bir tablo yazılamış. 2000 yılında 7,4 milyon nüfusu bulunan Londra'nın o tarihte enerji tüketimi 154.400 gigawatt saattir. Buna göre 41 milyon ton karbondioksit üretimi demektir. Bu 41 milyon ton karbondioksit üretimi demektir. 26 milyon ton atık üretilir. Bunun 15 milyon tonu yapı ve yıkımlardandır. 7,9 milyon tonu ticari ve endüstri olan, 3,4 milyon tonu evseldir. Yani inanılmaz büyük bir ayak izi bırakıyoruz. Yani affedersin basıp eziyoruz geçiyoruz. Tablodaki verilere göre hangisi ekolojik ayak izini azaltabilir demiş. Bir kere sen burada dikkat et. Enerji ürettiği, enerji tüketiyor, ondan sonra karbondioksit üretiyor, atık üretiyor, iğrenç bir şey. Geri dönüşüm faaliyetleri, evet gerçekten de çevreyi koruma için çok önemli bir faaliyettir bu. Geri dönüşüm faaliyetleri bizim ekolojik ayak izimizi azaltabilir. Ekolojik ayak izi bu kötülükler aslında ortaya çıkan. Şimdi geldik. Kaynakların tasarruflu kullanılması evet azaltabilir. Sen ne kadar çok kaynağı düzenli kullanırsan, demin söylediğimiz gibi. Enerji üretiminde güneş enerjisi kullanılması. Güneş enerjisi yenilenebilir bir enerjidir Tonguç Evren Bey. Bazı enerjiler Tonguç'um yenilenemez. Yani kömür, petrol, doğalgaz, nükleer enerji. Bazıları ise yenilenebilir. Güneş, rüzgar, jeotermal, ondan sonra dalga enerjisi. Bunların hepsi yenilenebilir enerji. Bunlar daha iyi ses enerji. Ses enerjisi var mı hocam? Ben bağırarak da elektrik üretebilir miyim? O başka bir şey. Evet üretebiliriz ama bu başka bir şey. Enerji üretiminde güneş enerjisi kullanılması evet ekolojik ayak izini azaltır. Çünkü bir sürü aslında atık üretiyor. Güneş enerjisinden karbondioksit çıkmaz ki. Diyoruz ve hepsi diyoruz. Denizli cevabımız diyoruz. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap Tonguç'um, yorumlara yolla. Hadi bakalım. Teşekkürler hocam.